Mesela Arda Güler ve gol sevincinde de şöyle bir şey yapıyor, işaret yapıyor. Ona sallamışlar mesela. Avrupa'ya futbolcu mu gönderiyoruz yoksa Arap'ın dini için misyoner mi belli değil. Keşke İslam güzellemesi yapmasa gol sevincini bile İslam'a adamış. Aşırı irrite edici. Daha 18 yaşındasın. Galatasaray Lisesi'nde alkol almak yasak, makyaj yapmak yasak. Bu sadece okul içinde değil bu arada. Dışarıda diyor eğer yakalanırsanız şikayet edilirsiniz bu tarz muhabbetler. Bunun aynısını bir İslami okul olsa ve onlar yapsa bu ay Pride Month'mış arkadaşlar. Yani onur ayıymış. Televizyonlarımızda eskiden en çok izlenen şeyler var. Huysuz Virgin var. Kendisi erkek tamam mı? Ama talk show'a çıkarken insanları eğlendirmek adına kadın kılığına giriyor. Ve biraz izlerse insanlar onun erkeklere karşı davranışlarını falan bakarsa çok farklı şeyler zaten oradan çıkıyor. Eski çizgi filmlere bakıyorsun alttan alttan onların ne mesajları veriliyor. Adaya götürülen kaçırılan çocuklar. <laughs> İlk başta şununla başlayalım. Astrolojiye inanır mısınız abi? <laughs> Tuzak soru buyurun. Ben inanmıyorum. Ben de inanmıyorum tabii Ben sadece bildiğim kadarı şu. Bir kere zaten hiçbir sebebin diyoruz Aha. etkisi tesir yok o, onu demiyorum da. E, her şey bir hikmete göre yaratılıyor ya. Hı -hı. Ben bildiğim kadarıyla söylüyorum. Bu arada bak yanlış olabilir. Hı -hı. Mesela koç burcu zamanında doğan insanlar daha inatçı fıtratlı yaratılıyor. Aslan burcu zamanında onun fıtratına göre yaratıyor. işte yay burcunda ona göre. Ama onun tesiri olduğu için değil. Ya bu, bu şu yüzden açtım. Hani dünya çapında yani eskiden bu Mezopotamya'dan beri gelen işte o, o zamanki inançlar falan farklı ya. Hı hı. O zamandan beri gelen bir şeymiş. Hani yıldızların insan karakteri veya kaderi üzerinde etkili Etkisi. olduğuna dair bir inanç yani şu an aslında biraz daha bilim teknoloji çağında vesaire yaşıyoruz ama hala da buna inanan insanlar çıkıyor ve oluyor Hı -hı. yani çok inanan yani şundan bahsediyorum sebebi de ondan bilen. Hı hı. Bundan dolayı endişelenen vesaire veya hı hı. bir şey bekleyen. Hatta o günlük burç yorumları falan. Evet sizin evet. bu sıralar hı hı. işiniz iyi gidecek, iş bulma potansiyeliniz aynen. var. İşte ilişkileriniz böyle gidecek, falan, o muhabbetler değil mi? Aynen aynen. Mesela geçenlerde o şey de oldu ya futbolla ilgili. Bir astrolog evet. çıktı dedi. Ha, aynen aynen. Şampiyon olacak tarzında. Hatta son maça kalınca bu biraz daha acaba olacak mı, doğru mu biliyor evet. falan. Bir de doğru olsaydı kim bilir neler olacaktı onu bilmiyoruz. Birçoğumuz zaten ki bazı kanallar dahi iyi, iyi ki de böyle bir şey olmadı dediler. Hı -hı. Çünkü Hı -hı. olsaydı yani şahıstan direkt bilineceğini her herkes yani tahmin ediyordu. Çünkü Hı -hı. çoğumuz biraz bu konulara cahil yaklaştığımız için Hı -hı. direkt şahsı vurup belki de kadını şu an ülkede şahlandırabilirdik yani. Popülaritesini arttırabilirdik. Yani. Nasıl bildiği evet. falan. Evet. Şahsen ben normalde... Fenerbahçe'nin olmasını istiyordum bu sene. Tamam. Fenerbahçe'li olduğum için değil. Neyse <laughs> o konulara girmiyorum. Ama gerçekten sırf bu muhabbetten. Kadın çünkü çok ünlü oldu bundan dolayı. Dedim ki birçok insan şirke düşecek bu konudan. Gerçekten sıkıntıya düşecek. Allah korusun imanlarını kaybetme ihtimalleri var. O yüzden dedim Galatasaray şampiyon olsun. Ciddi <laughs> Ciddi mana diyorum yani. Normalde istemiyordum. Hani gönlüm o yöndeydi. Öyle de oldu. Aynen ama gerçekten <laughs> öyle oldu. Öyle olmasa bile gerçekini ve imanda bir sarsılmalar var gibi. Şimdi bu sefer neden olmadı diye anladım. Ablamı evet, biraz darladılar. abi. Ablamı. Evet. Evet. Ablamızı sonrasında canlı yayın açıp biraz. E ee, kendi karakterini daha da bir düşürdü biraz. Evet. Sanki öyle bir şeyler yaptı. Değil mi? Ama herhalde ondan sonra o tövbe etmiş ablamız. Bilmiyorum söylemleri. Ben, Söylenleri... ben ablamın sadece bir videosunu izledim. Haber kanalı gidiyor ondan sonra. E, hani neden böyle oldu diye. Çünkü bayağı bir üstüne baskı oluyor <laughs> ablam orada biraz şey yapıyor işte. E, duygu duygusallaştırıyor kendini haklıyı çıkartmak için. Ondan sonra e, ben diyor bu olaydan dolayı diyor sonrasında diyor Allah'a diyor çok dua ettim diyor. Neden diyor acaba seni kırdım mı? <laughs> seni üzdüm yanlış bir şey yaptım mı? Sonra acaba diyor ben şirke mi gittim? Mesela acaba Fenerbahçe kazansaydı ablam gene bunları düşünecek miydi? Söyler mi medyada? Evet. Yani bu olayı ben bildim diye mi çıkacaktı yoksa yani galiba Allah bilir biz sadece tahmin ettik diye mi konuşacaktı? Onu bilemiyorum sanırım. Zaten bir şey gördüm en çok ona güldüm. <laughs> diye şey yazmışlar altına. Bir adam çekiyor tabi. Altına Asurok Meral açıklama yazmışlar. Şey diye. Meral Hanım bir açıklama alabilir miyiz? Çok kısa açıklama yapacağım arkadaşlar. Diyanetle ortak yürüttüğümüz bir çalışmaydı. Şirki anlatmaya çalıştık. Galiba yalnızca Allah bilir. Tarot, büyü falan bunlar. <laughs> <laughs> <Aynen>. Yönettiğimiz <laughs> bir <gülüyor> süreçte şirki anlatmaya çalıştık falan filan <laughs> diyor. Gerçekten Hı. de yani şirki... Dilek. Biraz anlattı bize. Ya hala değil mi? <laughs> Bilim çağında yaşıyoruz diyoruz ya. İşte evet. Bununla ilgili şeyler de var. Belki onlara da girebiliriz. Mesela evrene enerji gönderme, ritüel evet. falan. İşte 777 mi? 777 falan e, tarzı şeyler var. Yani, evet. Hani bunu yap, bu ritüeli yap. işte hoşlandığın kişi Hı -hı. sana mesaj atsın falan. Yani evet. Böyle bak. batıl inançların olduğu bir çağdayız. Hani hep şey deniyor ya. İşte in arkadaşlar inanmayın, bilime inanın vesaire dendiği çağda... Bak insanlar demek ki bir yerden medet ummaya hala devam ediyor. Ama böyle batıl şeylerden. Hatta. Yani en zaman WhatsApp'tan mesaj geliyor. Bunu şu kadar 99 kişiye yol olamazsın. <laughs> yakında öleceksin. <laughs> Onlar işte. da vardı eskiden yani. bayağı. Evet. ihtiyar ihtiyacı. Evet. Yani <laughs> <İhtiyar> insan <laughs> hani en azından şu atayım da başıma bir şey gelmesin falan filan. Artmıştı, bu zarifimiz yani, yani. Evet. hep diyoruz ya tevhid din işte bir kişiye bir zata sadece inan. Beklediğin de ondan bekle. Korkun da ondan. Hani başına bir şey geleceği zaman da ondan kork. Bu varken gerçekten insanlar böyle e, korkusunu da beklentisi, ümidini de başka Hı. şeylere bağlayabiliyor. Ki bunu yapanlar bir de gayrimüslim insanlarla değil, değil mi? Evet. İşte o garip yani. Aynen öyle, bizden çok var. Mesela işte bu zaten ama işte Aynı tam, sen diyorsun ya yok tevhid dini var, bu daha mantıklı. Ama işte tamam zaten O, yaşa zaten o yaşayamadığını evet. gösteriyor. Yani zaten. aynen zaten Müslüman. Yani aslında hepimiz Allah'ın varlığını biliyoruz. Ama çok enteresan bir şekilde hayatımızda denemeler onu, yapıyor yani evet, herhalde değil mi? Onun yapma dediği şeyleri inatla yapıp sonucu başarısız çıkınca Allah'ı hatırlıyoruz. Başarılı çıktığında tamamen kendimizden bilmeye başlıyoruz. Onunla ilgili bir şey mi vardı? Ayet mi vardı? İşte bir insan diyor e, zora düştüğü zaman yardım ister. Biz onu kurtarırız. Ondan sonra kurtulduk. Yani sonra Hiçbir hiç... şey olmamış gibi eski evet, haline Unuturlar. Aynen o da var. yani Mesela şu an darda düşün onları. Evet. Belki tekrardan bir ferah çıksa yine belki. Ya şap, bu bu kendi, bu kendi etrafımızda da olan bir şeydir. Mesela İnsanın hani, fıtırtı. Namaz namaz konusunda bile namaz kılanlar da bile öyle değil midir? Mesela namazı kılırız ama işte birçoğumuz yani o selamı verdikten sonra secdadeyi kattığımız, çektiğimiz bile şey. başı hızıyla anladın mı? Bir an önce kaçma muhabbeti var. Hani dua, hani isteme ama şey muhabbeti var. Hani bir sıkıntıya düştük, bir dara düştük. O zaman? O zaman namazı kılmaya gerek yok ki. Özellikle gidiyoruz yani. Duaya. İşte tevcide kalkıyoruz anladın mı? Mesela hı hı. Hacet namazı kılanlar evet. inanılmaz şekilde Saatlerce dua edenler falan. E demek ki yani dara mı düşmek gerekiyor? Allah'ı hatırlamak için. Önceki bölümlerde konuşmuştuk yani din afyon mudur falan vesaire diye. Aslında bu tarz meseleler aslında afyon oluyor değil mi? Asıl sana gayeni vesaire Hı -hı. her şeyi unutturuyor. Mesela Kesinlikle. diyoruz ya orada insanlar ölüyor bir anda. Hı -hı. Doğru. Sen burada işte hatta şeydi değil mi? O şampiyonluk maçının olduğu gece Filistin'de olaylar, refahta olaylar yaşanıyordu. Aynı geceydi benim hatırladığım. Veya bir gece sonrası. Aynı çok yakında. Nasıl mesela yani orada insanların öldüğünü vesaire onları göze almadan böyle bir kutlama. Yani bunu Fenerbahçe hı hı. kazansa da onlar da yapacaktı. O şey değil. Galatasaray'a has bir şey değil. Yani insanların algısının nerede olduğu. Hı hı. Biliyorlar hani, o yüzden değil mi? Algılarının dağınık olduğu bir zamanda. Aynen. Yani pek Tam şey. manasıyla hı. söyleyemeyeceğim ama Risale Risale-i Nur'da yazıyordu yani işte hayatı dünyeviye bütün nazarını verse hı hı. dar bir daire içinde boğulur gider diyordu. Hı hı. Mesela. Onun gibi yani bak futbolu da boğulmuş adam mesela. Kimisi başka yerde zaten konseptimizde sürekli konuşuyoruz. Kimisi siyasette boğuluyor işte. Kimisi derdi muhaşet geçim Aynen. derdinde, ekonomide boğuluyor. Bak ne kadar küçük gayeler. Günlük. Ve günlük olduğu da nereden belli? İki gün diyorlar yani iki gün sürdü. Hatta Fenerbahçelilerin muhabbeti işte Jose Mourinho'ya getirdiler falan. Evet, Fenerbahçe şampiyonluğu de... unutup bir anda oraya döndü. Evet evet. Onun da esprisi yapılıyor ya. Adamları üzemiyorsun İki, en fazla iki gün sürüyor ezintileri hemen bir gün getiriyorlar falan. <laughs> Umutlanacak bir şey buluyorlar. Abi. Bak iki gün sürdü senin şeyin. Şampiyonluğun sevinci de iki gün sürdü. Üzüntüsü de iki gün sürdü mesela. Başka evet. bir şeye geçtin hemen. Senin gayen bu kadar hani düşük. 2-3 güne de dünyanın 2-3 günü bir de. Yani aslında afyon olması burada evet. futbolun da bir afyon olduğunu Hatta unutmamak dediğin destekleyecek bir şey. Türkiye'de bu şekilde. Avrupa'da da ben tam onların bayramlarına denk getirecek şekilde yapıyorlar mesela. Sadece Türkiye için değil. Yok şey futbol Maçlı. muhabbeti değil. Mesela bayramları var. Atıyorum şu an aklıma geleni söyleyeyim. Paskalya bayramı var mesela yurt dışında ya. Tamam. O zaman da arttırıyorlar. İnsanların tamamen algısını farklı olduğu hmm. bir zamanda tam hep böyle bayramları özel günlere hmm. denk getirmişler gerçekten. İnsanlar böyle boş yerle uğraşırken biz burada zulmümüzü yapalım. Hmm. Kimsenin zaten algısı bu tarafta değil. Rahat hmm. rahat işimizi görelim kafasında olur. Evet. Onlar orada iş görürken de tam tersine yine olayların farkında olan insanlar var. Yurt dışındaki genelde zaten diğer bölümlerde konuşmuştuk. Avrupa bizden bu konuda daha ileride. Hmm. Yine Mourinho'dan madem muhabbet yaptık. Pep Guardiola. Evet, büyük o alakalı açıklama yapmıştı mesela. Everyone see his own house. The neighbor, it will happen today all around the world. Listen, what happened all around the world, and we are sitting here, don't do anything, anything. Is here, around the corner. And one day it will come there, you know? It's full of injustice in all around the world. And we are sitting, everyone looking himself. Bunda şeyde yapıyor ha. Bir basın, basın toplantısı ne? Hani evet. aslında orada futbol konuşsa sadece çıkıp gitti. E, sana, ona demezler ki işte burada şey var sen buna hiç bakmıyorsun demezler yani aslında. Hatta, Hatta kendi de gelir. ha kendi tamam. bu profesyonellik olarak algılayabilir. Hani bu burada konuşulmaz diyebilir. Evet. Ama basın toplantısında bunları söylüyor. Dünyada neler olduğuna bir bakın diyor yani. Biz burada neyle uğraşıyoruz sadece sadece burada oturup hiçbir şey yapmıyoruz diyor. Bugün orada oluyor, şu köşe başında yani. oluyor. Yarın bize burada gelir. olacak diyor. Evet. Olayı bak filistine çeviriyor. Orada yani vicdani olarak adam asıl bakmamız gereken bu diyor yani. Bunun içinde ve zirvesinde olmasına rağmen. Bir yandan da böyle tamam, insanlar bizim var. insanlarımız değil mi? Evet bizimkiler tamam. tam tersi. Ya şey de oldu. Geçen biliyorsunuz Galatasaray mesela şampiyonluk kutlarken ne yaptı? E, aynen. Ondan sonra Kerem Aktürkoğlu. Kefiye ile Çıktılar. Filistin bayrağını işte tuttular mesela kamera karşısında. Evet. O şekilde. Evet. Onlar da mesela bir duruş sergiliyorlar bu konuda. Evet. Ya aslında evet. muhabbet şu. E tamam evet onlar da evet. farkında hani şeyler yapıyorsun ama bütün hayat bu değil. Yani daha önemli şeyler var bak orada gerçekten zulümler yapılıyor. Hani tam şampiyonluk tabii ki de yaşayacağız ama bak daha önemli şeyler var hı hı. hayatta. Yani bunları göz ardı etmemek lazım. Bunu mesajını vermeye çalışıyor onlar da. Ya, Peygamber Efendimiz'in dediği gibi olacak o zaman hani hiçbir şey yapamasan dahi kalbini buz et hı hı. kısmında hani onlar onu geçip bir tek daha en azından yani öyle bir platformda bayrak açabiliyor mesela ya da kolunu kefiye bağlayıp sevinmek gibi biraz ediyorum. daha ciddi bir üslupla çıkıp hani en azından hani taraftarlarının alkışıyla ve yoluna öyle devam ediyor. Aşırı doza kaçmıyor mesela değil mi? O an mesela çıldırabilir. Çünkü şampiyon olmuşsun. Hani en azından sükunetini koruyor insanlar öyle görsün diye. E bu bir tepkidir. Bir algı oluşturmak için. Kesinlikle. ideal bir şeydir Bu tarzda İslami kimliğini gösteren çok futbolcu da var. Futbol üzerinden gittiğimiz için söylüyorum. Hı hı. Mesela Arda Güler son evet. zamanlarda yine trent oldu. Evet, doğru. Her, sürekli gol atıyor falan diye. Ve gol sevincinde de şöyle bir şey yapıyor işaret yapıyor. Evet. Daha evet. Kül. heh bunu sorduklarında da gol sevincim benim tevekküle dayanıyor abi. Ben her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Benim kötü gördüğüm bazı sakatlıklar olabilir ama ben çok çalışmaya devam ettiğim sürece her şeyin inşallah çok iyi olacağına inanıyorum. Her şeyi en doğru şekilde yapmaya çalışıyorum. Her gün çok çalışıyorum. Gerisini Allah'a bırakıyorum. O gol sevincinin anlamı da bu. Bununla ilgili bir tane şey de varmış. Suyu sahada mesela oturarak içiyormuş falan. Onların görüntüleri vesaire. Bu bir sözlükte bilirsiniz zaten en meşhurlarını. Hatta orada bir, öyle de bir arkadaş geçen Orada birine hani sallanıyorsa o doğru yoldadır tarzında. Doğru. Gerçekten Kesinlikle de doğru. öyle. Orada ona sallamışlar mesela. Hatta birkaç tanesini okuyayım isterseniz. Evet. O ik ikonik gol sevinci ve şey hakkında su oturarak su içme muhabbeti. Avrupa'ya futbolcu mu gönderiyoruz yoksa Arap'ın dini için misyoner mi belli değil. Gereksiz bir hareket. Yurt dışında Türkiye'yi ve Türkleri böyle temsil etmemeli. Türkiye'nin laik imajını zedeleyen bir hareket. Allah. Yabazlık Yobazlık gösterisi. Bir de keşke İslam güzellemesi yapmasa gol sevincini bile İslam'a adamış aşırı irrite edici. Daha 18 yaşındasın. Allah. Bak, adam Müslüman ve bütün hayatını evet bu da adayacak yani. Hani Allah rızası Hı. dairesinde zaten yaşamak istiyordur bu adam hani Müslüman olduğu için ki gol sevincinde ne yapıyor? Ben her şeyi diyor Allah'tan bilirim. Hı. Evet. E çalışıyorum, Geri kalanı Allah'a bırakıyorum ve bundan Hı. sonra da devamının geleceğine inanıyorum. De. Başarım bu şekilde geleceğine inanıyorum. Allah'tan geleceğine inanıyorum diyor. Ya bu adam tabii ki de böyle bir şey. <laughs> Müslüman bundan daha doğal bir şey yok. Ya like imajı falan filan bunları ya geçmek lazım. Ya zaten Türkiye'de daha önce de konuştuğumuz mesela bunlar Türkiye'de böyle böyle algılanıyor. Yoksa şey yapan adam da var. Hani ona gelecektim şimdi. Üçlü yapan adam var. Aynen. Ya şey muhabbeti var. Müslüman olmayanlar futbolculardan da çok ünlerdi mesela. Taklidini yapıyorlar şu an. Aha, evet. Mesela Aha, Mbappe de yapmış. Mbappe'ye de aynısını söyler miydin? Biz saygı konusunu kaybediyoruz. Mesela bizim için en büyük şu an kimlik olarak Türkiye'nin kimliğini taşıyan ve şu an en ön platformda olan kim? Arda Güler. Niye? Şampiyonlar Ligi'ni kazandık ve bunu ilk defa kazanan bir Türk. Ve kaç yaşında? İşte 18 yaşında. Müslüman mı? Müslüman. Yani bizim her açıdan bunu gurur duymamız lazım. Ama biz hani çok enteresan bir şekilde tamam bazı şeyleri desteklemiyorsun ama niye kötülüyorsun? Hani kötülemek hı hı. gerek var mı? Sonuç olarak sen bir Türksün ve bir Türk'ü kötülüyorsun. Bu çok garip. Ona, Ona bakarsak... İşte mu, o, bak Türk, Türklük muhabbetine bence Tür, ben katılmıyorum bu konuda. Türke, Neden? Ben şundan dolayı diyorum. Ya tabii ki de kendi milletinden evet bu konuda okey ama Türklük muhabbetiyle alakası yok abi. Ya bir Müslümansa tamam mı layıklık diyoruz ya. Hani herkesin fikrine biz saygı göstermemiz lazım değil mi? Bu adam diyoruz ya Yahudi olsaydı ya da Hristiyan olsaydı bu hareketi yapsaydı kimse bir şey demezdi. Hı hı, evet. Ama nedense zaten hep İslam'a karşı olan muhabbet. Ya yaptığı zaman adam Müslüman. Ya niye ses çıkartıyorsun değil mi? Evet. Niye hakaretler ediyorsun? Nerede kaldı özgürlük? Hani bu adamın fikriyatı bu şekilde. Adam istediğini yapar ya. Bu adam hani Türkçülük davası adına gitmiyor yani. Bu yani. Ya. Tabii ki de kendi milletini temsil ediyor. Ama Müslüman olarak da zaten hani biz diyoruz ya hiçbir ırkın hiçbir ırka üstünlüğü yoktur. Adam da bunu bilincinde diyor ki. Ya ben diyor Allah rızası dairesinde yaşayacağım. Ona Hı. göre e, bu futbolumu da onun rızası dairesinde oynayacağım diyor belki de adam. O yüzden bu hareketleri yapıyor. Evet. Kendi dinini yaşamasına niye engel oluyorsun yani? Böyle bir saçmalık yok. Kesinlikle. Bunun en güzel örneğini şey zamanında yapmıştı. Liverpool <laughs> Muhammed Salah'ın hani bir dönem böyle çok zirvede olduğunda Secde gol sevinçlerini secdede yapması vesaire çok taraftarın böyle ilgisini çekmişti ve o zaman Liverpool şampiyon olduğunda benim en çok dikkatimi çekenlerden bir tanesi şampiyonluk kutlamalarında alkolü kesinlikle yasaklamışlar. Sadece Muhammed Salah olan saygılarından dolayı. Hı. Ve birçok taraftarda yani dikkatliyseniz Muhammed Salah'a karşı bir ilgi, İslam'a karşı bir ilgi. Hı. Yani onlar onu desteklerken biz Hı. çok enteresan bizdeyiz. Ya Hı. tabii ki de yanlış yaptığı zaman yanlış deriz. Yani çünkü şimdi şey demiyoruz Muhammed Salah harika Müslüman filan. O da bir yanlış bir algı. Ya kişilerin hataları olabilir. Bizim burada demeye çalıştığımız şey adam Müslüman, Müslümanlığın bir göstergesini yapıyor. Çünkü hani Müslüman olduğu için bunu yapıyor. Evet. Garipseyip buna hakaretler etmek, bunları aşağılamak ki bu da hı. hep zaten aşağılık psikolojisinden. Sadece İslam'a karşı oluyor dediğimiz gibi. Evet. Avrupa'da böyle bir kafa yok. Evet. Geçen gün yabancı ülkeden Müslümanlar geldi biliyorsun burada hı hı. işte. Sohbet muhabbet ettik. Onlar kendi aralarında ders yaptılar. Adama sorduk. Adam diyor ki normal toplum içinde bize karışan yok. Tabii ki de istisnalar vardır. Tabii ki de İslamofobi orada da var. Ama bu kadar yaygın değil. Adam dedi ki sosyal hayatta bize sıkıntı çıkartan yok. Evet. Sadece ne diyordu? Kendi fikirlerini insanlara artık yaymaya aslında, başladığı zaman o da üstten. Hani hı. siyasi olarak devlet tam bir otorite Aslında koyuyor. tam laiklik manası orada aslında. Aynen. Yani devletin içine karıştırma bunu. Sen inanabilirsin, hı hı. yaşayabilirsin vs. Evet. İstediğin gibi yaşa diyor. He, ama bize karışma muhabbeti. Hı hı. Ama bizde ben size karışırım. Siz bunu yaşayamazsınız. Bunu kesinlikle aynı. Tarzı. Ortadan kaldıracağız. Evet kafası. tamamen kaldırma kafası. Bununla ilgili bir tane şey var. Bilmiyorum ne kadar doğrudur da bu rivayet gibi bir şey. Bir hikaye. Bir adam Buhari dersi yapan şeyhin yanına girip şey demiş. Battaki insanlar az önce dediğim mesela aya ulaştı. Sen hala işte Buhari şerhi yapıyorsun. O şeyh de demiş ki mahluk mahluka ulaşmış. Biz halıka ulaşmak istiyoruz. Lakin aramızda müflis olan bir tek sensin. Ne onlarla Ay'a ulaştın ne bizimle buharı okudun. Diye. Doğru. Başladın değil mi? Abi. Bak bunu söyleyen kişiler Doğru. Aslında Aynen. hani e, ilim, bilim kısmında da ileri giden insanlar değil. Yani onlar bir bizi eleştirmiyor bu konuda. Evet. Geçen yine bununla alakalı bir tane video denk geldim. Ee, annem atmıştı bana. Diyor ki Galatasaray Lisesi'nde orada saydığı şeylerden biri işte 10. sınıfa kadar alkol almak yasak. Makyaj yapmak yasak. Bu sadece okul içinde değil bu arada. Dışarıda diyor eğer yakalanırsanız üst e, sınıflara alkol içerken şikayet edilirsiniz. bu tarz muhabbetler hı hı. diyor ki mesela makyaj yapma neden makyaj yapma diyor birebir iletişimde hani böyle milleti böyle güzelliğini sergilemeye çalışma gerçekten birebir de hani insanın kişiliğiyle alakalı bir iştigal olsun yani evet. sosyalleşme e, daha iyi olsun diye mesela diyor ki makyaj yapmayacaksın yasak okulda filan teneffüste telefonla uğraşmak yasak gideceksin insanlarla iştigal edeceksin. insanlarla muhabbet edeceksin hı. yani bunun aynısını bir İslami okul olsa ve onlar yapsa o siz ne yapıyorsunuz gericiler insanları baskı altında tutuyorsunuz böyle bir saçmalık mı olur muhabbeti olur mu olmaz mı? Evet. evet. Ben de şey görmüştüm ee, İngiltere'de sanırım işte 16 yaş altına akıllı telefonun kullanılmaması önerisi sunulmuş. Yani, ya kab önerisin yani mi sunuluyor, kabul... Önerisinin sunuluyor. Hani kabul edildi mi onu bilmiyoruz şu an tamam, onu bilmiyorum. Değil. Ama böyle bir öneri sunuluyor, sunuluyorsa bu bir hikmete binaen yapılsın evet. mı diye bir soru soruluyordur yani. Değil mi? Bunun bir faydası vardır, o gözetiliyordur. Ama bunu mesela İslami bir okul... Ne kabul etmezler? Evet. Ama mesela otofaji muhabbeti gibi Japon adamı söylediği zaman aynen olay ne oluyor? Nobel ödülüne kadar gidiyor. Bir değer var. Ama abi. yeter ki işin ucu İslam'a dayanmasın. Evet. Ya da yine bak yurt dışındaki olaylarla alakalı. E bu da sosyal hayattan bir örnek. Eyvah. mesela benim bir tane sevgilim oldu hı hı. anlaşamadım bir sorumluluğum yok ona karşı hemen ayrıldım yine başka bir ilişkim oldu yine ayrıldım başka bir ilişkim oldu ayrıldım bu insanda diyor otomatik olarak şöyle bir sonuç veriyor mesela sen evlendin bir sıkıntı mı yaşadın otomatik olarak o zaman ne yapacağım bir bu var. sende oturmuş artık hı hı. psikolojik olarak hemen ayrılacağım bu yüzden diyor evlilikler uzun sürmüyor hı. o yüzden tahammül o, e, artık yok Kesinlikle. Yani. o yüzden olması gereken diyor ki sevgililik dönemi kesinlikle kısa olmalı Tabii onlar da öyle bir inanış olma için normalizasyon olmamız gerekiyor. Flört dönemi ne kadar kısa olursa evlilikler o kadar uzun sürüyor. Flört dönemi ne kadar uzun süre olursa boşanmalar o kadar Bilimsel. Fazla. Bilimsel evet bu arada. Evet doğru. Evet bunlar... Bilimsel olduğu için bak bilimsel bir açıklama yapıyorum. sorun olmasın. Aynı İslam'ı karıştırmıyorum işin içine ama tam tersine işte İslam flört haram dediği zaman ne oluyor? Yo siz ne kadar görücüsünüz. Hangi yüzyılda, devirde yaşıyoruz? He, kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? İnsan istediğiyle bir beraber olabilir, her istediğini yapabilir. Yeter evet. artık insanlara karışmayın tarzı. Hatta, karışmayın deyip karışmaları. Karışmaları. Evet. Yine onunla ilgili. Yine güzel. onlar bize karışabiliyor, biz onlara hiçbir şey değil. Zaten evet. biz demiyoruz da. Var ya Çarşaflı ablaya en son trend olan. Konum çekildi ya. Saldırıyor bir evet, hani evet, evet, evet. tesettüründen çekip. Zorla çıkartmış. Hani çalışmaz. gün geçmiyor ki örtüye saldırı olmasın. Yani sanki o tesettür değil. değil o İslam kadın değil. Müslüman değil. Evet.miş gibi hani İslam'a saldırı deyince şey yapıyorsunuz ya. Gün geçmiyor ki örtüye saldırı olmasın. Orada arkadaş kadına bile saldırmıyor değil mi? Örtüye saldırıyor sanki. E i̇şte. Düşmanlık bu seviyeye varıyor bir yerden sonra. Hatta sen onun da bir hikmeti vardı da şimdi bilmiyorum aklına geliyor mu? Hangisi? Şeyin çarşı, çarşı siyah ve... He, bak o da ayrı bir olay. Ben videosunu izlemiştim. Sen söylemiştin. Hatta ateist bir kanal bunu söyleyebiliyor musun? Normalde bizim bildiğimiz toplumda bilinen mesela dışarı çıktın abi tamam Çok güneşli bir hava var. Hı -hı. Beyaz mı giyersin siyah mı? Yani genelde siyah giymeyeyim güneş şeker. Değil mi? Öyle deniyor ama tam tersiymiş. Hatta diyorlar ki siyah ve bol kıyafetler giydiğiniz zaman e, vücut ısısını rahatlatıyormuş işte herhalde. Hmm. Ya yani vücuda geçince şey biz hani geliyoruz. güneşi çekme olarak söylüyoruz. Evet, yani kendi üzerine çekiyor. Sanki o yüzden vücudun ısıtacakmış gibi bir algı var. Aha. Beyaz güneşi yansıtıyor. Isıyı yansıtıyor. O yüzden vücudun aslında daha çok şey soğuk kalır gibi algı ama tam tersiymiş. Şöyle bir şey var. Bunun içe bakan yanı da var ya evet. Beyaz e, senin vücut ısını sürekli böyle yansıtıyor. Sürekli artı aslında. Hı -hı. İçeride tutuyor. Yani evet. Siyahsa tam tersi dışarı salıyor çektiği için. İçeriden düşünülmüyor. Böyle düşünüldüğü zaman evet. Siyah ve bol giysi, siyah giymenin... ve bol giysi. siyah hmm. ve bol giysi dediğimiz zaman bakın insanların aklına ilk önce ne geliyor bizim aklımıza? Tabii Aa. ki de benim de her zaman Aa. bizim olduğumuz gibi aklımıza şey geldi. Tesettürlü insanlar geldi. Evet. Gerçekten bu da bir hikmet bak baktığın zaman. Evet. Ama bunun hikmetini açıkladığın zaman sorun olmuyor. Ateist bir kanal söylediği zaman bilim adı altında. Ama biz İslami olarak bak ferah işte ya tabii hadi bu mevzu farklı bir şey emir muhabbeti ama hı hı. işte bu gericilik böyle şey mi olur? Bak hikmetleri var. Tamam bir hikmet üzerine konulmuş. Ama işte bu düşmanlık buradan kaynaklanıyor yani yabancı dediğimiz gibi söylediği zaman değil mi? Ateş okay, kanalı, ama yani. Müslüman yapınca olmuyor ve hatta böyle saldırılara da maruz kalıyor. yani çekememezdik. Bu hep özgürlükçü tayfa maalesef bizim bir özgürlüğümüz onlara karşı yok. Evet. Hatta bunun tek örneği bu değil yani son zaman onları koyar arkadaş. E, metroda yani direkt elle değil bazı sözle saldırıyor işte e, otobüste top, toplu taşımada, markette. Bunun örnekleri çok fazla. Yani özellikle ülkemizde oluyor bu maalesef. Bu da işte İslamofobi Türkiye'de daha önce de konuştuğumuz İslamofobinin ne kadar arttığını gösteriyor. Evet yine madem o kadar işte İslam'ın emirlerinin kısıtlamak olduğu, özgürlüğün olduğundan vesaire bahsettik. Özgürlük istedik, sistem Aynen özgürlük istedikleri şu an en gündem. Hatta ve hatta bu ay Pride Month. Ee, kim bunu belirliyor yine bilmiyoruz. Bazı günler belirleniyor böyle sevgililer falan O zaman evet. da konuşmuştuk. Bu ay Pride Monthmış arkadaşlar. Yani Onur ayıymış. Haziranın başından sonuna kadar hatta sonunda da galiba 30 Haziran ne? O Onur yürüyüşü vesaire. Onlar artık. Ya onlar şunu demeye çalışıyor değil mi aslında? Siz bizi onursuzlaştırıyorsunuz. Bize özgürlüğümüzü tanımıyorsunuz. Biz istediğimiz gibi yaşayabiliriz. <laughs> evet ki bunlar ne kadar sosyal medyada çok güçlü olduklarını görsek de hani böyle kutlamalar, mutlamalar bir sürü olaylar yapıyorlar ya tam tersine ben şunu gördüm hep. Avrupa'da, Amerika'da hep bunlara karşı bir tutum var. Özellikle velilerde, okuldaki velilerde Hı -hı. falan okulu basan veliler mi dersin işte neredeyse öğretmeni dövüyorlar. Görmüşsünüzdür belki. Hani Hı. sen ne yapıyorsun benim çocuğuma falan tarzı. Hı. Çünkü gerçekten çok sıkıntılı hallere sokuyorlar. Çocuk meselesine gerçekten çocuktan gerçekten e, bozmaya çalışıyorlar fıtratı. O Cartoon Network biliyorsun. Çizgi film kanalı. Film, sonra Disney. Hepimizin. Bunların paylaşımları var. ekrana verir arkadaş. Paylaşımları Pride Mount adı altında hani Onur ayı diye paylaşımları var şu an. İki tane erkek karakterin hmm. hani öpüşmesi falan, vesaire bunları normalleştirmek Normalleştiriyorlar aynı. Ne etkileyebilecekleri en basit kitle. Evet. Çünkü çocuktan ne görürse. Sıfır, taze. Evet. Aynen. Bu önemli olan. Ben şunu gördüm. Önce şunu soruyorlar. Küçük bir çocuğun dövme yapmasına izin verilmeli mi? Kendi başına karar vermeli mi? Hayır diyor. Küçücük çocuk daha hani böyle şeyler kendi başına karar vermemeli. Dövme. Ondan sonra ikinci soru. Bu arada bilerek zaten o bireylere soruyorlar herhalde. Tam olarak bilmiyorum. Diyor ki peki diyor transgenderlık muhabbeti. Hani cinsiyet değiştirmesine, kendi cinsiyetini karar vermesine izin verilmeli mi? Tabii ki de. Kendisi karar verebilir. Olaya bak yani. Dövme yapmak sorun. Buna Hı -hı. karar veremez. Daha küçücük çocuk. Evet. Ama cinsiyetinin değiştirmesi... Kendi cinsiyetine karar vermesi gayet normal. Bununla ilgili de ne hemen paylaşıyorlar üzerine. Bir tane baba çocuğuna geliyor. Hı -hı. Bisküvi ve... On, kaç bilmiyorum artık. 10 bin dolar para koyuyor böyle Tomar. Diyor ki hangisi? Bisküvi. Emin misin diyor bak. Evet diyor ver şunu. Bak emin misin diye soruyor. Çocuk bisküvi alıyor. Hani elmas dükkanına girdi. bilmiyor Yani onu evet. algılayabilecek e, zeka... ...akıl. Onda şu an... Otur tamam. Oturmamış. Hı hı. Çocukken aslında bunu idrak etmiyoruz. Ciddi hı. manada etmiyoruz. Çocuklar Ama bunu idrak edemiyorlar. Şey zihin altına otur. yani biz Müslüminal mesaj diyoruz ya aslında biz açık açık var. veriyoruz. Evet. evet. Onlar sübüniminel alttan alttan çocuklara çok ince işliyorlar. Mesela söylediğim zaman çoğu insan belki bunu çok dikkat etmemiştir. Yıllarca. Mesela bizim televizyonlarımızda eskiden en çok izlenen şeyler de talk show'lardı işte beyaz show vesaire gibi. Mesela bu şekilde çoğulardan bir tanesi de huysuz virjin vardı. Karakter erkek duydum da şu an çıkartamadım ben. Çok evet, evet. kendisi erkek. <laughs> tamam mı? Ama talk show'a çıkarken insanları eğlendirmek adına kadın kılığına giriyordu ve tamam. biraz izlerse insanlar onun yaptıklarını, erkeklere karşı davranışlarını falan bakarsa çok farklı şeyler zaten oradan çıkıyor. Bu yıllarca izlendi. Türkiye'de özellikle en sevilen karakterlerden bir tanesi huysuz virjin. Evet, komedi vesaire hani. Komiklikte yapıyor Aşırı yani. Aşırı derecede evet, sempatik. Yani Bakın sadece komiklikte de değildi. Ben mesela aklımın sonradan ...gelmeye başladı. Özellikle bu LGBT... ...çok revaçta olmaya başlayınca... ...ben dedim ki, huysuz virgim vardı. Evet... ...talk show yapıyordu, insanları eğlendiriyordu ama... ...insanları eğlendirirken şu vardı... ...erkeklere karşı davranışlarına bakmaları lazım. Çoğumuz hiç anlamadan büyüdük bundan. Hı hı. Yıllarca belki sevdik, belki güldük. Bu LGBT aslında... ...ufak ufak hayatımıza girdi ama şu an... ...çok büyüdü. Ve çocukları şu an... ...bunun kötü olduğunu anlamak istemiyorlar. Niye? Sevdiği bir şarkıcı var, böyle. Hı hı. Bir karakter var, böyle... Onu rol model edinmiş kendini. Yani. Cinsiyetsizleştirme projesi muhabbeti var değil mi? Kesin. En önde. Şimdi bu konuda çok tepki almak istemiyorum ama mesela K-pop ünlüleri hı hı. baktığın zaman Mubili yani olmuyor tabii. Aynen ya öyle. Ona ilgili var de yine ki, video yapmış Ciddi zaten manada abi. söylüyorum. Bak saçını, yüzünü şöyle bir kesin, vücudundan ayırın. Sadece yüzünü koyun. Erkek mi, kadın mı ayırt edemezsin. Yani öyle bir tipleri var. Böyle makyaj yapmışlar, şey yapmışlar. Ya da işte senin dediğin gibi Eurovision'a çıkartılan adam, o birinciliği yapılan zaten Eurovision'un tamamen aslında propaganda muhabbeti e, aleti yapıldığını biliyoruz. Abi benim en çok zoruma giden şeydi. Son zamanlarda görmüştüm. Türkiye'deki ünlü sanatçılar da yaptı bunu erkekler tırnaklarını oje sürmeye başladılar. Ya nasıl oje sürmek yani var var yani bunu yıllarca kadın son y... zamanlarda arttı o bile. evet bunu Biraz yıllarca Türkiye'de kad... bu şeydi yani eteği biz nasıl kadınlara kaptırdık evet yani bunu yıllarca kadınlar yap yaptı biz nasıl yani erkek bir adam bunu nasıl kendine sonra bunu şey yapanlar var işte hani kızıyla oyun oynuyor da gibisine getirenler var kızım için bunları işte hani ya öyle bir şey yok anladım yok hani ama niye var neden onu gerek duydunuz? Bu da mı bir algı mesela? Ama bunları o an fark etmiyoruz. Mesela çocuklarımız... Ya biz falan. algılayamıyorsak değil mi? Çocuklar nasıl algılasın? Cidden algılamazlar. Yani. Yani evet. Neden bunu yaptın mesela çok düşünsek gene çıkamaz. Ama sonradan işte yani ülkemizi bunlar artmaya başlayınca diyorsun ki o şahıs da bunun içindeydi? Acaba bu projenin içinde sen de mi vardın? Bu algıyı oluşturmada demek Hı. ki sende bir payın var yani tırnağını oje sürmenle hmm. Işte kılığını kıyafetini değiştirmenle Aynen. sonradan zaten neler neler çıkıyor mesela dedi ki Cartoon Network eski çizgi filmlere bakıyorsun alttan alttan onların da mesajları veriliyor. Evet evet. Hatta önceki konuda konuşmuştuk adaya götürülen kaçırılan çocuklar Aha. onunla ilgili bile şeyler vardı çizgi filmlerde. Hello. Hello. Onun şeyini yapıyor. Çocukları şeye kaçıracağız, götüreceğiz. E peki bundan dolayı başımıza bela açılmayacak hmm. mı falan? Hı -hı. Onlar diyor hiç artık diyor erkek olmayacak ki. Hani orada da cinsiyet değiştirme, çocukları kaçırma, adaya öyle Hı -hı. bir güzel değişik bir ada var oraya götüreceğiz filan muhabbet yani. yani şu an ortaya çıkıyorsa önceden de vardı, var. gizliydi Aynen. ama. Hani evet. ortaya... algılayamıyordun işte dediğin gibi. Önceden algılayamıyordun. Şu an diyorsun, o bu bundan dolayıymış Hı -hı. aslında." Ya şimdi an kendi büyüklerimize daha iç ortak, annemize ya da babamıza Huysuz virjin dediğimizde Belki aa evet vardı çok güzel talk show yapıyordu diyecek mesela tamam cidden bunu diyebilirim Aynen. çünkü öyle izledik ben de öyle izledim yani bir eğlence kanalı gibiydi. Ben Türkiye'de şu an zaten bu konulara bence biraz daha böyle bir sert bakan bir ülkeyiz bu Hı. kadar çok yayılabileceğini düşünmüyorum tabii ki de bunun kurbanları olacaktır. Yurt dışındaki insanlar da gerçekten bunların sıkıntısını görmeye başladıktan sonra gerçekten mesela veliler okulda bunu gerçekten empoze ediyor oluyor bak yine muhabbet oraya geliyor. İslami kesimden insanları gerçekten düzgün yetiştirecek bir şekilde bir sistem koyularak, İslam sistem koyularak bir şey yapılsa nasıl baskıcı sistemsiniz siz muhabbet olur ya. Bunlar şu an gerçekten hani İslam'ı öyle bir algı yaratmışlar ki İslam işte böyle bir sıkıntılı. İnsanlar kenara koyuyor. Bu sefer de bunlar kenara koyulduktan sonra diyor ki zaten fıtratları bozulmaya başlıyor İslam gittikten sonra. Diyor ki biz artık bundan sonra istediğimizi yapabiliriz. Çünkü ahlak kavramı. Dini Hı. kenara koyduktan sonra ahlak kavramı da ortadan kalkıyor. Evet. Bu sefer istediğimizi yaparız. Çocuklara gerçekten çok ahlaksızca şeyler öğretmeye başlamışlar okullarda. Küçücük ana sınıfındaki çocukları toplayıp sıkıntılı gösteriler yapıyorlar. Gelerek evet, o tarz oyunlar çok, yapıyorlar. Çok gördüm onları. Öğretmenler onunla ilgili kitaplar okuyor çocuklara. Hani siz istediğiniz cinsiyeti şey yapabilirsiniz. Aslında kızlar kendi aralarına evlenebilir. Bu normaldir. bak Bakın çocuklar ee, yanlış algılara kapılmayın. Hı hı. Hatta küçücük çocuklara TV şovlarını çıkartıyor, röportaj yapıyorlar. Sizce... Kız bireylerin, işte iki tane kızın ya da iki tane erkeğin birbiriyle sevgili olması normal mi? Tabii ki de bunda hiçbir sorun yok. İnsanlar kendilerini seviyorsa sevdikleriyle birlikte olsunlar. Bak Küçücük çocuklara bunu empoze ediyorsun. O doğruyu yanlışı algılayamıyor. Bu şekilde küçük çocukları şu an yetiştirmeye başlıyorlar. Ve gerçekten Hı -hı. ahlaksız bir nesil yetişiyor. Bunlar evet. yüzünden. Ama dediğim gibi bu inşallah bizim zaten ülkemizde kolay kolay olabileceğini ben düşünmüyorum. Ama yurt dışındaki insanlar da bu konuda zaten sert tavırlarını koymaya başlamışlar. O yüzden fıtrata ters olan şeyi bir yerde insan... Ya tecrübe ederek hı hı. ama inşallah tecrübe etmeden biz İslam'a uyarak görmemiz lazım. İnşallah. Önceki bölümlerde yine aynı şeyi söylemiştik. Her yanlışı böyle tecrübe ederek kaybedecek zamanımız yok yani. Amerika'yı ikinciye keşfetmeye gerek yok. Aynen. Muhabbeti. Yanlış tecrübe ediliyor zaten. Doğrusu İslam'da var. Dolayısıyla biz doğrusuna bir yanlışından uzak durmamız lazım. Yani en sıkıntılı topluluk bile kendi fikrini empoze edecek şekilde çıkıp böyle yürüyüşler falan yapabilir. Yani... Biz böyleyiz diye. Hani böyle gerçekten baktığın zaman çok güçlermiş gibi gözüküyor ama ben e, İslami kesim olmasa bile sosyal medyada bunu görüyorum. Çok sosyal medyada vakit geçirdiğim için. Yani İslam'la bir alakası yok. Bizim kültürümüzde öyle bir yer edinmiş ki bu tarz şeylerin. Hani biz bunların yanlış olduğunu biliyoruz. İşte erkekse erkek gibi olacak falan. Ya gerçekten kültürümüzde oturmuş. Yani İslam'la bir alakası yok. Bence kolay kolay yer edinemez ya bizim kültürümüzde bu. Çünkü çok... ...sert bir şekilde karşı koyuyorlar. Ya sadece bir İslam nebe alakası yok dediğim gibi... ...dini taraftan bakmayan bir insan bile bunların yanlış olduğunu söylüyor Aynen ülkemizde. Öyle. Yabancı ülkedeki insanlar da yavaş yavaş bunun farkına varıyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. İslam'ı ne kadar değersizleşmeye çalıştırırsa insanlar... ...aslında İslam o kadar değerleşiyor ve kendileri değersizleşiyor. İnsanlıktan uzaklaşıyorlar evet. değil mi? Evet. Bunun farkına varmıyorlar. Daha da çirkin bir görüntü hal tavır alıyorlar. O yüzden yani bu durumda bizler toplum olarak kendi ahlak ve değerlerimizi bilenler olarak kendi her zaman ahlakımıza, değerimize, geçmişimize sahip çıkarsak bu tür şeylerin de ben yani bir şekilde biteceğini düşünüyorum. Evet, zaten hani elimizde ilaç varken yani bunu kullanmamak biraz aptallık oluyor. Dolayısıyla biz İslam'a sahip çıkarsak İslam da bize sahip çıkacak inşallah. Kesinlikle, i̇nşallah. Müslümanal mesajlarımızı verdik. Birçok konuda yine gündeme dair konuştuk. Bu arada arkadaşlar konuşmamızı istediğiniz konular varsa veya şu an konuştuğumuz konularla ilgili sizin de bir yorumunuz varsa yorum bölümüne yazarsanız bir sonraki bölümde onları da değerlendiririz. Belki o konular hakkında konuşuruz. Üstüme lâçaç. Meşek. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı.